İşin ekonomik kısmını Baki Hoca açıkladı. Açıkçası çok üzerine söylenecek bir durum yok. Ciddi bir yapısal kriz var. Türkiye'de bir bölüşüm krizi var aslında. Hani zenginler zenginliğine daha fazla zenginlik katarken yoksullar, milyonlarca kişi her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Aslında kriz, ekonomik kriz zaten böyle bir şey. Birileri ya büyük kesim halkın, toplumun büyük kesimi yoksullaşırken İlla ki bu krizden faydalanan yani kriz derinleştikçe zenginleşen kesimler var ve bunlar da iktidarın etrafında odaklanan kümeler bir avuç Sayın kesim. Varlı, bir lafınızı keseceğim. Çünkü bu yine konuştuğumuz çok önemli bir konu daha var. Sokak hayvanları ile ilgili Evet. biliyorsunuz AK Parti'nin gündeme getirdiği 17 maddelik yasa teklifi ile ilgili. Şimdi tabii toplumun her kesiminden tepkiler geliyor, ses yükseltiliyor. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir açıklaması oldu. Bu konuyu da hemen söylemek istiyorum verdiği tepkiyi. Ölüm yasasına tepki gösterdi. Sorun katliamın önünü açan yasa teklifiyle çözülemez dedi. Tweet attı. Tweet'e hazırsa eğer arkadaşlarım onu da hemen bir görmek isteriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in attığı tweet. Hayvanseverlerin de çok çok tepkisini çektiği, hatta eylemler yaptığı, protestolar düzenlediği, sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı çıkan o eylemler devam ederken bir yandan da siyasilerin de tepkileri işte var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuya değindi. Hatırlayacaksınız, ötenazi olarak adı konulmuştu son olarak. Sokak hayvanlarının öldürülmesinin adının. Daha önce uyutulma denmişti. Daha sonra ötenazi imkanı vereceğiz bu hayvanlara denildi. Bir imkanmış gibi sanki. İşte ötenazinin ardından da tartışmalar yine alevlendi. Tabii şimdi ne olacak, bu yasa geçecek mi? Bu hayvanların akıbeti ne olacak? Neye göre ayrılacak, neye göre işte ötenazi yapılmasına onların deyimiyle karar verilecek. Gerçekten çok karmaşık bir durum söz konusuyken toplumun her kesiminden tepkiler de peşi peşine geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuda çok önemli bir uyarı yaptı. Sorun katliamın önünü açan yasa teklifiyle çözülemez dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel zaten 20 yıldan beri bir işte yürürlükte olan bir takım şeyler vardı. Nasıl söylerler? Uygulamalar vardı ama bu uygulamalar işte kısırlaştırma gibi, işte barınaklarda hayvanların bakımı gibi şeyler maalesef tam olarak yapılamamıştı bu iktidar döneminde de. Ve sonunda gelinen noktada sorun tam anlamıyla büyüdü ve bu noktaya da gelindi. İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şu anda tweetini de görüyorsunuz. Bir köpekli bir paylaşım yapmış CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Yasa teklifiyle ilk uyutulacaklar demiş. Tam okuyamıyorum arkadaşlar bu arada. Arkaya da verebilirseniz eğer. Çok daha evet tamam şu anda geliyor galiba. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hayvan bir hayvanla beraber paylaştığı o tweet'i hemen ekranlarınıza getirdik. Ben de bir yandan evet yasa teklifiyle ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlılar olacak demiş. Mira'yı şu anda ekranda görüyorsunuz fotoğrafını. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözülebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleriyle değil diyor. Katliam yasasına hayır diye de hashtag olarak da eklemiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Mira'yla bir fotoğrafını paylaşmış. Sosyal medyada da tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Tabii gündemdeki önemli bir konu. Bir yandan da sokak hayvanlarının da korunması, öldürülmesine karşıyız. Korunmasını istiyoruz. Sayın konuklarım, bu bilgiyi de geçmek istedim sevgili izleyicilerimize.